Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Sağ olun, iyi ki varsınız. Seslenir içindeyim. Ya hiç göstermiyorsun. Vermeyeyim diye hiç göstermiyorsun. Ölmeyeyim diye dua ediyordum. Allah korusun anacığım. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Yani birini alayım. Birini Naşit Bey'in. O sizin değil. Hayır, o değil, o değil. O sizin değil. Pardon. Aynen. Şeyle alın. Açabilir miyim? Hay. Sizin için yaptım, 2 senedir size geçir kayboldu bu, biliyor musunuz? Şu yolsun Ayfer ablam. Bu yollarda kayboldu, buldum bunu. Kurban olurum, sağ ol. Çok naziksin, özel güzel anacığım benim, sağ ol. Ben emekli. Güzel bir fotoğraf çek bize, bakayım şuradan. Bakalım mı oraya? Güzel anacığım. Tam karşıya bakalım. Ellerinizden öpüyorum. Bugünü çok bekledim, yemin ederim. Çok çok onur duydum, onur duydum. Sağ olun, iyi ki varsınız. Naşit Bey'e de yaptım. Sağ olun. Telefon ettim, o Metrohan'da. O benim müdürümdü. Ne Dedimden güzel, geldim ne ben güzel, de. Ne ama güzel. Ben İstanbulluyum. Doğma büyüme Beşiktaşlıyım. Harika. Allah sağlığınızı versin. Gerçekten Sayın Başkan ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Saygıyla anılacak bir olay yaşıyoruz. 100 yıl dedim. 100 yılın balıkçıları, küçük balıkçıları tarihinden bu yana maalesef belki hatırlanır diye de buraya bir not düşmek istiyorum. Bildiğiniz balıkçılar iş yapıyor. Maalesef şu ana kadar meslek olamamış, meslek sahibi denen ama yasada meslek olmayan bir işi yapıyoruz. Bu da hatırlanır insanla diye, yerine oturur diye de not düşmek istiyorum. Bu burada emeğe geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Balıkçılar adına çok sağ olun, var olun. Teşekkürler. Değerli başkanlarım, değerli balıkçılar ve değerli konuklar. Türk balıkçılığının başkenti İstanbul'umuzun belki de en güzel balıkçı barınağına bugün hoş geldiniz. İstanbul iki denizi bir güzel boğazla birbirine bağlarken bu boğazın kültürel mirası olan biz küçük ölçekli balıkçılar bir tarafta ve bir tarafta da güzel İstanbul'un güzel yönetimi. Bugün aslında şöyle tarihsel bir önemi var bizim için. Bu İstanbul belediyecilik tarihinde belki de tırnak içinde ilk defa küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi diye bir program var, bir proje var. Birleşmiş Milletler 2022 yılını küçük ölçekli balıkçılık yılı ilan etti FAO eliyle. Bu bağlamda belki de Sayın İmamoğlu yönetimi bir yıl önceden gidiyor. 2021'de böyle bir faaliyete giriştiniz. Getirdiğiniz bu kutuların içinde sadece boya, muşamba, zehirli vesaire boyalar yok. Bu kutuların içinde hem pandemiden hem de müsilajdan mağdur olmuş balıkçıların o kırılmış umutlarının bir nebze tedavi edilmesi için aynı zamanda bu kutuların içinde bize en çok hani teşekkür edilmesi gereken, bize umut getirdiniz başkanım. Bu bağlamda biz size çok teşekkür ediyoruz. Yani umut her şeyden daha değerlidir. O boyalardan, o alınan yollardan önemlidir. İstanbul'a geldiğinizde de zaten umutla gelmiştiniz. Şimdi bize o umutları belki de kutuların içine koyarak getirdiniz. Bu bağlamda size çok teşekkür ediyorum. Ben bu projenin de aynı zamanda bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Yani sadece burada kalmayacağını, çünkü bu kentin kültürel mirası olan biz balıkçıların aynı zamanda kadın balıkçıların olduğunu, aynı zamanda genç balıkçıların olduğunu, bunun desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Bakın, devlet dediğiniz kuruluşları en karamsar olduğunuz zamanda yanınızda gördüğünüzde anlarsınız. Biz bir karamsarlık duygusu içerisindeydik İstanbul'un balıkçıları. Umut ediyorum bu karamsarlıkta bu projelerle daha fazla kalkacağına inanıyorum.
büyük küçük ölçekli balıkçılık faaliyetlerinin de aynı zamanda bu güzel projelerin yerel belediyelerimize de nüksetmesini temenni ederim. Biz daha önceki belediye dönemlerinde bunları görüyorduk. Ve de aynı zamanda değerli bir ekibiniz var. Yani ben burada tek tek isim saymak da istemiyorum. Bunu zaten çok da şey bulmuyorum ama yani elimizi uzattığımızda anında telefonlarını açan değerli CHP örgütünden insanlar var. Değerli Su Müdürlüğü'nde değerli insanlar var. İyi bir ekibiniz var. Bunlarla beraber bizleri de mutlu ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. İstanbul balıkçılık olarak, balıkçı esnaf olarak belki de dünyadaki ender şehirlerden bir tanesi. Hem Karadeniz'de hem Marmara Denizi'nde avlanma fırsatı olan belki de iki büyük denizde avlanabilen ender şehirlerden bir tanesi. Lakin İstanbul'umuz sınırlarının kıyı uzunluğunun nispetinde gelir anlamında, ekonomik fayda, marjinal fayda anlamında bu denizlerden ve bu balıkçılık faaliyetlerinden yeterli bir şekilde faydalanamamakta. Onun için bugün burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem başkanımıza hem de kıymetli ekibine bu yapmış oldukları destek için ben kendilerine Silivri halkı adına, Silivri Balıkçılar Kooperatifimizin ve üyeleri adına esasında burada şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün balıkçılarımıza bir moral, bir umut, bir katkı, Barış Başkanımızın da ifade ettiği gibi gerçekten onu sunmak için buradayız. Gücümüz var oldukça her hususta zor anlarında vatandaşımızın, esnafın, farklı meslek sahibi, meslek gruplarına katkı sunmada kendimizi mutlak mesul kabul ediyoruz. Yani mutlaka bir şey yapmalıyız diyerek masaya oturuyor, bir kararlar oluşturuyoruz ve bu kararlar neticesinde dokunuyoruz. Zor bir dönem, pandemi süreci zor bir dönem. Bu zorlukların yaşandığı dönemde de aslında her vatandaşımıza, her meslek grubuna bir usulle dokunmayı başardığımızı düşünüyorum. Bakınız, birkaç hususa kısa kısa değineceğim. Önemli olduğunu düşünüyorum bugünkü anlam üzerinden. Şimdi biz mesela sağlıkçılarımız nefer gibi çalıştılar. Her birisi muhteşem kahramanlar. Hayatlarını kaybeden ne yazık ki yüzlerce sağlıkçı çalışan oldu bu süreçte. Hepsine rahmet diliyorum. Tabii bir yandan on binlerce vatandaşımızı kaybettik yine bu hastalıktan. Bütün acıyı yaşayanlara sabır, hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Örneğin sağlıkçı meslek grubuna bu yoğun ve bu üstün emek ortaya koydukları, kendilerini yoğun bir biçimde yordukları bir ortamda biz onların yanında olduk. Bir yılı aşkın süredir sağlıkçı çalışanlarına, mensuplarına Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım, konaklama ve bir takım katkıları, destekleri Büyükşehir Belediyesi bütçesinden tek bir kuruş destek almadan 300 milyon lirayı aştı. 300 milyon lirayı aştı. Biz bununla tabii ki övünüyoruz ama İstanbul halkı adına, İstanbul halkının vicdanı adına biz bunu yapıyoruz. Kimse cebinden çıkarıp vermiyor ama bu bizim bütçemizden net, kayıtlı aktardığımız bir şey. Ama şimdi pandemi süreci rahatladı. Umarım devam eder. İnşallah bir daha kapımızı çalmaz. Mutlaka aşınızı olun. Aşılarla beraber, bu süreçle beraber hafifleyen, yavaş. Dün bir hastanedeydim mesela. Pandemiden, yani bu Covid'den dolayı yatan hasta sayısı 2'ydi. Yoğun bakımda kalan hasta 2'ydi ki bir tanesi yaklaşık 2,5 aydır yoğun bakımdaymış. Allah şifasını versin. Demek istiyorum ki hafifledi. Dolayısıyla dedik ki artık biz bu konuda şu anda başka gruplara yardımcı olmalıyız. Sağlıkçı çalışanlarımıza bu dönemde katkımızı sunduk. İstanbul halkı adına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden kendilerinin anlayışlarına
sığınıyoruz ve 30 Haziran itibariyle de bu süreci bitiriyoruz. Yani bu kavramlar üzerinden popülizme, yaranmaya ya da fırsatçılığa hiç gerek yok. Böyle davranmak gerekir. Bu anlamda bütün bu kararları olgunlaştırırken sağlıklı işbirliği yapan bütün siyasi gruplara, herkese de teşekkür ediyorum. Bu bağlamda bugün de balıkçılarımızın yanındayız. Balıkçılık meselesi önemli. Niye önemli? Gerçekten berekettir. Gerçekten orada çok amatör ve karşılıklı, yani bir avlanmanın prensiplerine uygun bir avlanma söz konusudur. Hani avlanmada güçleri mümkün olduğu kadar eşitlemek lazım. Canlılarla olan güçleri mümkün olduğu kadar eşitlemek lazım. Onun için mesela olta balıkçılığı daha hani masum durur. Bu 12 metreden küçük teknelerin oluşturduğu bu gruba dair sürecin içerisindeki avlanma biçimleri de buna yakındır. Ama o vahşi avlanma dediğimiz işin aslında ne kadar zorluk yarattığını, ne kadar problem çıkarttığını, balık türlerini ne kadar zora soktuğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bu konuda da bir şeyler söyleyeceğim. Bazen de anlattıkça sen de her şeyi yaptın mı hayatında diyorlar ama ben bu balıkçılığı da yaptım. Sahil kasabasında büyüdüm. Benim futbola başladığımda antrenörüm olan, ki Barış yüzüne çok benziyor, açık söyleyeyim, aynı sen. Bir Kenan ağabeyimiz vardı, antrenörümüz. Kenan ağabey bizim aynı zamanda balıkçımızdı. Yani hem antrenörümüzdü hem balıkçımızdı, köy takımıydık. Ben de umut vadeden bir kaleci olarak onun gözdesiydim, öyle diyeyim. Biz onunla balığa çıkardık. Yani hem futbol konuşurduk hem balıkçı. Yani bir nevi onun yardımcısıydım. Ağ sermede, ağ toplamada, ağın hazırlanmasında, oltaların hazırlanmasında vesaire, misilananın hazırlanmasında böyle mümkün olduğu kadar balıkları tanıdım, balıkçılık yaptım. Gece ağ serdik, sabah erken gün doğmadan topladık vesaire. Yıllarımız, yani benim şöyle söyleyeyim, 11, 12, 13 yaşlarımdan. Şimdi bunu mutlaka takipçim, sıkı takipçim hala Trabzon'dan, mutlaka çok da duygulanacaktır. Ha, bir şey yapamadık, evlendiremedik onu. Yani Kenan abi hala bekar. Ama biz hocamızla beraber herhalde bir 5-6 sene, yani lise bitene kadar balıkçılık yaptık. Meşakkatini bilirim, zorluğunu bilirim. Oradan elde edilen bereketin ne kadar kıymetli olduğunu da bilirim. O balığın çok taze ve çok güzel yendiğini de biliyorum. Yani diğerinden biraz farklıdır. Dayak yememiş olur, kötek yememiş olur. Bu keyfi, bu tadı alırsınız oradan. O bakımdan bu mesleğin desteklenmesi konusunda arkadaşlarım bu süreci tanımladığında ki İSYÖ'nün biliyorum çok güzel çalışmaları var. Hem balık halinde olsun, hem balık işleme konusunda olsun, hem balıkçılarla daha etkin diyaloglar kurma konusunda olsun. Bu yönüyle de biz yanında nasıl olmalıyız tartıştık. Arkadaşlarım bugün karınca kararınca destek oluyorlar. Bu destek bir başlangıç. Biz bu mesleği unutmayacağız. Güçlendirilmesini istiyorum. Mesela şimdi gördüm Beylikdüzü'nden de oradaki barınağın dernek başkanı geldi. Mesela orada çok konuşurduk bunu. Bana göre İstanbul'da yapılabildiği kadar balıkçılara böyle alanlar yapacaksınız. Küçük balıkçı barınakları oluşturacaksınız. Mümkün olduğu kadar sayısının artması gerekir. Ama bir o kadar da o vahşi balıkla avlanmanın da bir şekilde giderilmesi ve hatta belli oranda, belli süreçlerde yasaklanmasının gerektiğini düşünenlerden. Rıdvan abi, Erzincanlı hemşehrilerin kızacak bana ama biliyorsun onlar ama onlar satıcı, daha çok avlanma kısmında yoklar. Evet. Şimdi değerli hemşehrilerim, kıymetli Volkan Başkanımız güzel bir konuya değindi. Nedir o? Müsilaj meselesi. Güzel bir şey söyledi. Evsel atık, insani atık konusunda İstanbul'da gerçekten %60'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Ama şunu da söyleyelim. Geçmişten bugüne yapılan yatırımlarla İstanbul ve yani bütün Marmara'daki şehirler arasında İstanbul
bu atık sürecini yöneten en iyi şehirdir. Yani Marmara'da en iyi yöneten şehirdir. %60'a yaklaşan biyolojik atık arıtma seviyesine ulaşmıştır. Ama yetmez. %100'e ulaşmak için çalışıyoruz. Ama %100'e çalışırken, ulaşmak için çalışırken, yani efendim suya zam yapmayız. Niye? 2,5 sene oldu. Suya zam yapmayız. Kim yaptırmıyor? İstanbul Büyükşehir Meclisi yaptırmıyor. Kasım'da bakarız. Ne olacak? 3 sene olacak. Ya o zaman niye indirim yaptın kardeşim seçime geldiğinde? İndirimi şunun için yaptık. Yüksek fiyatlı olduğunu tespit ettik. Dengeli bir bütçe yönetme konusunda indirim yaptık ki biz %40 önerdik. Sağlıklı bir çalışmaydı. Ha sen mi %40 önerirsin? Al sana %50 indirim dediler. Hadi onu da kabul ettik. %50 indirimle suyu indirdik. Ama denk bütçeye sahiptik. Ama Türkiye'nin değişen koşulları var. Şu an itibariyle neredeyse, bakın şu an itibariyle neredeyse elektriğe yapılan zam %50'ye yaklaştı. 2,5 senede. %50'ye yaklaştı. 2,5 senede. Biz mesela bütçemizin neredeyse %20'sini İSKİ olarak elektrik parası olarak ödüyoruz. 1 milyar 200 milyon aşan elektrik faturası var İSKİ'nin. Peki Türkiye, şunu bilelim değerli vatandaşlarım. Zam meselesinin kaynağı belediyeler değildir. Ne Silivri Belediyesi'dir ne Büyükşehir Belediyesi'dir. Zammın kaynağı hükümet ekonomik sistemdir. Budur yani 2 kere 2 4'tür. A hükümeti, B hükümeti. 10. hükümet, 20. hükümet fark etmez. Günün koşullarında biz zam yapmak zorundayız. Peki 2,5 senedir İSKİ'nin aldığı toplam zam ne kadar? %6,8. Gene zam yapmayız. Hatta bir meclisteki grup sözcüsü çıkıyor. Ekrem İmamoğlu niçin indirim yaptı? Çıksın, eyvah ben yanlış yaptım desin. Özür de dilesin, biz o zaman zammı kabul edeceğiz diyor. AK Parti'de bir meclis üyesi. Bakın bu işler yazık, günah. Kimi cezalandırıyorsun? Ekrem İmamoğlu mu? Hayır. Beni cezalandırmıyorsun. İstanbul vatandaşını cezalandırıyorsun. Peki bütün bunlara rağmen şu anda 2021'de yaklaşık 750-800 milyon civarında İSKİ'nin bütçe açığı oluşacak. Peki normal zam yapsaydı ki bizim şu anda %23-24'e yakın maliyet farkından dolayı zam yapma mecburiyeti var İSKİ'nin. Evet bütçe artısı oluşurdu. Az önce Volkan Başkanım'ın da dediği gibi müsilajla ilgili hem borçlanma süreçlerini hem imalat süreçlerini daha sağlıklı yönetirdi. Bakın İSKİ gürül gürül, İSKİ Silivri'de de çalışıyor, Tuzla'da da çalışıyor, Sultanbeyli'de de çalışıyor, Beylikdüzü'nde de çalışıyor. Çalışmaya da devam edecek. Sorumluluğu. Ama su zammı yaptırmıyoruz. Yani çok komik. Bir gün mesela manşet malum medyada su zammı yaptırmıyoruz İSKİ'ye alkış. Ama bir gün sonra %15 elektrik zammında tık yok. Tık yok. Şimdi bu, bakın bu bizim halkımızın aldatılacağı bir mesele değil. Net söyleyeyim mi size? 2,5 sene önceki su faturanıza bakın. Bugün yarısından biraz fazla su faturası ödüyorsunuz. 2,5 sene önceki elektrik faturanıza bakın. Bugün neredeyse onun 2 katı fatura ödüyorsunuz. Bu kadar basit. Bu işler samimiyetle yönetilir. Bu işler içtenlikle yönetilir. Bu işler popülizmle yönetilmez. Gelelim müsilaj meselesine. Ben müsilaj meselesinde başından beri işbirlikçi, beraber iş üretme, bu işi bir seferberlik haline getiren bir anlayışla hareket etme konusunda bir söz birliği yaptık. Şehircilik Bakanımızla beraber böyle bir taahhütte bulundu. Kocaeli İstanbul toplantılarında harfiyen de uyuyor. Harfiyen de uyuyor. Hiç bak bugüne kadar bu konuda hiçbir şekilde siyasetin bir malzemesi haline getirmiş. Şimdi bunu niye söylüyorum? Ya beraber mücadele edelim.
Beraber mücadele edelim. Evet, müsilaj ağır bir vebaldir. Bir musibettir. Hemen biz bundan hep beraber alalım derslerimizi ve işimize bakalım. İstanbul'un tamamını biyolojik arıtmaya dönüştürelim. Ama Türkiye'nin sanayisinin %50'sini yığdığımız Marmara kenarlarına artık sanayi yığmak değil, süreci akılcı yönetmek adına ülke politikaları geliştirelim. Her üç insandan birini Marmara'nın kıyılarına nüfus olarak yığmayı bırakalım. Diyarbakır'ı güçlendirelim, Hakkari'yi güçlendirelim, Kastamonu'yu güçlendirelim, Çorum'u güçlendirelim, Artvin'i güçlendirelim. İnsanlar yaşam kalitesini Anadolu'nun ve Trakya'nın her yerinde eşit biçimde yakalamaya çalışsınlar. Yoksa ülke politikalarını başka türlü yönetirseniz müsilajla ilgili aldığınız tedbirler yetmez. Yılların birikimi, bir takım yanlış politikaların bugün geldiği sonuçtan ders çıkaracaksak, evet acil eylem planımız hazırlanıyor, Temmuz sonunda biz sunacağız bakanlığa, Ağustos sonu gibi de bakanlık bir stratejik plan oluşturacak, İstanbul dersini alacak, bakanlıklar dersini alacak, herkes dersini yapacak, vatandaş da hesap verecek. Biz diyeceğiz ki İstanbul, biz bu dersleri aldık, 4 sene içinde yapacağız. Ve yapacağız, yapamadığımız noktada hesap vereceğiz. Ama herkes hesap verecek. Sanayi üretenler ya da orada gerekli bir takım arıtma sistemlerini yerine getirmeyenler hesap verecek. Daha büyük hesap var. Müsilajı konuşup da konuşalım ama kanalı konuşmayalım. Öyle yok. Öyle yok. Müsilajı konuşacaksan kanalı da konuşacaksın. Kanalı niye konuşacaksın? Bilimle, akılla konuşacaksın. Ekrem İmamoğlu dedikleriyle değil. Bir başkasının dedikleri, bilimle. Bilim ne diyor kardeşim? Bilim diyor ki kanal yapılırsa Marmara biter. Çok net. Tersini savunanlara yalvarıyorum. Bana adres verin, geleceğim, anlatın bana. Bakın, bana gelin demiyorum. Bana adres verin. Sayın Bakan'a da defalarca çağrı yaptım. Bana adres verin. Beni davet edin. Geleyim, bana deyin ki kardeşim bu bilim yanlış söylüyor. Marmara'ya bir zararı yok kanalın. İkna edin beni ya. Bilim insanlarıyla geleyim. 2011'den beri bir konu gündemde. En çok tehdit ettiği şey doğa, insan, yaşam, deniz, her şey. O bakımdan bu konuyla ilgili bilimin bir masada oturup tartıştığı bir ortamı size tek bir gün bir ortamda bugün bunu savunanlar yaşattı mı ben bilmiyorum. Ben çağrı yaptım, çalıştay yaptım. Israrla mektuplar yazdım, buyurun gelin diye, ona da gelmediler. Vatandaşa açık bir çalıştay ortamı da yok. Sadece birileri istiyor, o kadar, bildiğimiz tek şey. Müsilajı konuşacaksak kanalda konuşacağız. Çünkü daha büyük bir tehdit yatıyor orada. O bakımdan Allah denizlerimizi korusun. Ama dua yetmez. Allah hepimize akıl verdi, mantık verdi. Bize süreçleri yönetme konusunda yol gösterici bir takım unsurları sağladı. Yaradan kuluna bunu verdi ki sen bunu güzel kullan diye. Ben de diyorum ki gelin aklımızı güzel kullanalım. Allah'ın bize emanet ettiği bu güzel coğrafyayı, doğayı, yaşamı, bize emanet ettiği bu güzelliği heba etmeyelim. Hakkını verelim. Yoksa ben size söyleyeyim, Yaradan hepimizden hesap sorar. Aynen. Gelecek nesle güzel bir çevre, deniz, hava, su, balık, balıkçılık, o güzel teknelerimiz, şu kayıklarımız, onlara o güzellikleri bırakalım ki bizim de çocuklarımız, torunlarımız bu güzel sularda balık avlayabilsinler. O bakımdan çok güzel bir gelecek için bütün bu meslek gruplarına, atılan bu değerli adımlara çok çok teşekkür ediyorum. Balıkçılarımızın bu zor günlere rağmen bereketi bol olsun. Evlere o güzel gıda girsin ve onları yiyen çocuklarımız akıllı olsun. Çocuklarımıza hamsi yedirmeyi unutmayın. Ben bolca hamsi yemiştim çocukken. Hamsi iyidir. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Balıkçılarımızın
Bereketi bol olsun. Neslihan Hanım, evet, Neslihan Hanım. Vereyim ama taşıması belki zor olur. Vallahi helal olsun. Başka biz neler taşıyoruz? Tuttu harikası. Çok şeyler taşıyoruz. Ama tuttuğunuz balıkla bir gün yemek yiyelim bak. İnşallah teknemiz tamam. Orada istediğiniz tamam. Zaman buyurun. Tamam. Destek paketimizi tamam. Sayın Neslihan Mustafa'ya takdim ettik. Sayın tamam. Hüseyin Köksalan sırada siz varsınız. Hüseyin Bey. Hüseyin Bey geldi. Gel Volkan Bey, bunu da sen takdim et şu an. Ve son olarak bugün Şahin Üstün, Sayın Şahin Üstün, Şahin Bey'i de takdim ediyoruz. Öyle mi? Memnun oldum Şahin'cim. Toplam 1200 balıkçımızın balıkçımız, bu paketleri takdim edeceğiz efendim. Gel, fotoğraf alalım. Gel. Gökhan Bey, Gökhan Bey gelin siz de tamam, çağıracak. Gökhan Bey sevgili başkanlara, sevgili başkanlara, ilçe başkanlarımızı alalım. Bereketli, bol kazançlı günler diliyorum. Başarılar diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz unutmayın. Hep yeni başarılı olacak. İyi ki varsınız. Tamam gelin söz. O şeyin orada barınak. Tamam, tamam. Gel ablacığım gel. Gel, gel. Tamam. Bol çekilelim. Güzel mi? Harika. Tamam, harika. Değerli misafirlerimiz, destek paketlerimizi sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu güzel günü bizlerle paylaştığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum efendim. Yeni programlarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam, gene sen notunu ver ki kaybolma bu kalabalık. Tamam. Hadi başkan, yeşil kahve, nasıl keyifler? Ya çok güzel bir şey olmuş. Arkadaşlar,